21 Eylül Pazartesi. Skype çalışması. Yerküre bugün yoğun bir ışık yakıyor. Bendimi aşmış olmak mutluluktur. Güçten ayırmak gerekir. Çünkü güç sahibi olanlar güç yollara saptıklarında gücümüz güçsüzleri güçlendirmekten öte bir ışık yakmayacaktır. Bugün bu sayfada güm güm diye gelmek isteyenler varmış. Biz sadece gülümsedik ve sağı solu yokladık. Dedik ki ne var ne yok. Dediler ki epey epey yol var. Biz de yolcular olarak buluştuk, konuştuk. Konur mu diye sordular. O oraya konur mu? Konur dedik. Ve masanın üzerine bir bardak su koyduk. Suyun içinde yaşam vardı. İçtik, yaşam içtik. Her bir hücremizde o yaşam zenginleşti. Ben içtiğim suya kalbimi koyarım, ruhumu koyarım, özümü, sözümü, gözümü koyarım. O öz söz bir tek ışık olur, içimde bir dünya doğar. Ben o dünyada yaşayan canlı olurum. Canlı, kanlı. Kanı çekildi diyenler var. Onlara sayfa sayfa okurum zamanı. Ve derim ki tarih, tarih olalı böyle tekerrür kayda alınmadı. Derler ki benzemez o an bu ana. Derim ki benzersiz. Bununla birlikte her biri her birinin devamıdır. Bizler bir filmi izlemeye başladığımızda hemen filmin sonunu düşünürüz. Bilmeyiz ki aslında filmin sonu yoktur. Her film sonsuza dek devam eder. Her açılan kapı sonsuza dek yolculara geçiş şansı tanıyacaktır. Bizler geçiş yapmakta olan insan, bizler toplumun biricik ışığı. Toplum yoğun bir ışıktır. Kimileri onu ayrıştırmak ister. Çalı çırpı olanlar, kil kum olanlar der. Bizse toplumu toplanmış insanlar değil, bir tek yaşam olarak görürüz. Ve o yaşam yol alır, büyür, gelişir, boy atar. Varlığı olan o her neyse ona dönüşür. Biz bugün bu sayfada aile ışıklarıyla yol almaktayız. Anne, baba, anne ve baba birbirini tanır. Çünkü onların bilgileri birbirini tanır. Yolcular da birbirini tanır ve onları yol buluşturmaktadır. Yola girenler
kendilerine gelir ve kendilerine gelenler uyanabilir. Uyanık bir yaşam var mı diye sorduklarında uyanmış bir dünya olup ses verdi. Dedi ki, uygun zamanda, uygun yerde olanlar, uyumsuzlukların ötesinde neyle uyumlanmakta olduklarının farkına varırlar. Bizler uyumlanıyoruz. Bizler yarına uyumlanıyoruz. Yarın bugün bizi çağırıyor. Biz ona kanatlanmış, bugüne inmiş olduğumuzu hatırlıyoruz. Bugünden bir köprü var zaman boyutları arasında. Bizler o köprüde iş yapıyoruz. O köprüde iş yapıyoruz. İşçi olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Arı gibi çalıştı dünya dediklerinde biz çalışanın ne olduğunu biliyoruz. Kalem yazıyor. Kalem ne yazıyor? Kalem ben olup benleşen bir dünya ışığını yazıyor. Yazıyor, yazıyor diye bağırdı. Biz de yazılanı okumak için gazete almaya ihtiyaç duymadık. Çünkü yazan bizdik. Yazılan bizdik. Okuyan bizdik. Okunan bizdik. Ve bugün bu sayfada Tuğçe ışıması dediler. Turan sayfalarından bugüne inenler bunu bilirler. Ve gaybı merak edenler varmış. Müsterih olun. Gaybı merak etmeye gerek yoktur. Çünkü gayb bugün de bir üzüm salkımı. Bizlerse onu şarap yapmaya hevesli olanlarız. Çünkü üzüm olarak değil, şarap olarak tüketmek haktır. Bunun ne demek olduğunu sorduklarında fermantasyondan bahsettik. Ve bunun nasıl da güç kazandırdığından bedene. Beden çok değerli ve bizler onun dilinden anlamayı öğrenmeliyiz. Bedene kısılıp kalmış değil, bedeni aşmış ve onun içinde olanı aydınlatmış. Oku, oku olacak şey değil. Bazen okumaktan öte okul olmak gerekir. Okul olmak. Benim her sınıfımda ışık işlenir. Eğrilir, eğrilir. Işık eğrilir. Dokumamız gerekiyor. Bugün dokumamız gerekiyor. Dokuyalım altın ipliklerle yeni yaşamı dokuyalım. O kıyafetleri giyinmek mi gerek? O kıyafet olmak gerek. Giyinsin dünya her birimizi. Ve biz o kıyafetin ötesinde o onurlu olanlar işte hepsi bundan ibaretti. Ve geçmiş bugün de yanan ışık
Bugünse muhafızlar barındırıyor. Onlar koruyucular, koruyacaklar. Neyi koruyacaklar? Mutlak olanı koruyacaklar. Meşalelerimiz bugün epey güçlü. Çünkü bizler ilim, irfan, bizler eğitim, bizler okul olanlarız. Okul olanlar. Ve biz öğretenler değil, bizler hatırlatanlarız. Çünkü biz hatırlamak için buradayız. Ve hatırladıkça hatırlarız. Hatırladıkça hatırlarız. Hatırşinaz olduğumuzdan bahsetmişler. Âlâ, âlâ. Çünkü biliriz ki ne kadar hatırlı olursa dünya, o kadar hatırlanır zaman. Onu koruyan, onda hak olan, hakim olan ve o kapıyı açan, o kapıyı açtı bugün dünya. İşte bu şimdi.